Yani şimdi operatörler çıldırıyor. E tabii yani operatör dünya kadar yatırım yapıyor. Ondan sonra o kurmuş olduğu altyapı üzerinden geçen trafikten para kazanamadığı için artık değer yazılımda ve orada olduğu için o parayı onlar kazanıyor. E operatör yatırım yapıyor. Yani burada bir dengesizlik var. Evet. Şimdi işte Google ve Apple gibi şirketler bu dengesizliği kendi lehine kullanmak için ve operatörden bağımsız hale gelebilmek için bu tür yatırımları öngörüyorlar. Kim kazanacak? Vallahi bugün şeye geliyor. Beta ve VHS gibi bir dünyaya doğru gidiyor. Bayağı bir şey olacaktır, savaş olacaktır bunun içerisinde de. Kim kazanacağını öngöremiyorum şu anda. Öngörsem hisselerini alırım tabii. İlginç bir şey söylüyorsun. Yani diyorsun ki farklı iki tane structure oluşabilir. Oluşabilir. Uzun vadede. Oluşabilir. Ve o platformlar arasında insanlar tercihlerini... Ama bir de şöyle düşünelim. Dünyanın bugünkü geldiği noktada, yani bu kadar tehdit altında, terörizmden tut da işte siyasal olaylara kadar, hani havada bu kadar boşta dolaşan dronlar veyahut da balonlara devletler müsaade edecekler mi? O da ayrı bir konu. Yani onu da düşünmek lazım. Yani illaki öyle bir şeye doğru gitse de orası da regüle edilecektir. Yani bu firmaların istedikleri bir dünya olmayacak. Regüle edildiği süre içerisinde de onlar da sıkıntı çekecekler mutlaka. Bir de o zaman orada, birlikte çalışmalar aslında en doğrusu. Orada bir regülasyonla ilgili bir fikir savaşı da olacak gibi görünüyor. Yani şu anda sen de takip ediyorsun. Net neutrality diye işte birçok şey var. Tartışma konuları var dünyada. Bayağı devamlı değişiyor yani. Devamlı değişiyor. Yani Amerika bunu destekliyor. Daha sonra Amerika'daki regülatör bunu destekliyor. Ama işte operatörler desteklemiyorlar gibi böyle birçok şey var. Çünkü operatör de verdiği servisini ancak o şekliyle yani net neutrality olmadan da ancak ayrıştırabiliyor. Belli yerlere hizmet kalitesini sağlayaraktan, belli servis seviyesi taahhütlerde bulunaraktan veyahut da kriterleri tutturaraktan yani. Sen onu hayır böyle bir şey olmayacak dediğin anda da operatör tamamen bir otoyol haline geliyor yani. Başka bir yatırım yap, bekle ondan sonra yani. Hani gişe bile koymana izin vermiyorlar geçenden ücret alman için. Valla hani senin anlatışından biraz tahmin ediyorum ama mesela benim tarafım belli. Every bit create equal diyorum ben yani. Hani benim bakış açım o. Senin taraftan bakıldığı zaman sen ne düşünüyorsun bu konuda? Yani hani ne olur sence? Valla ben aslında bu tartışmaların faydalı olduğunu düşünüyorum ve teknolojinin gelişeceğini düşünüyorum her tanesi. Yani şimdi altyapı tabii ki, altyapıya baktığın zaman fiber şu anda en hızlı altyapıyı sağlayacak teknoloji. Bunların mobi şebekelerle mutlaka bütünleşik olması gerekiyor. İşte bu Apple veyahut da Google gibi firmaların ileriye dönük yapmış olduğu çalışmaların da mutlaka bir bütünleşik yapı içerisinde gelişeceğini düşünüyorum ileriye dönük olarak. Yani bunların her biri bir bütünün parçası olarak var olacak hayatımızda ama münferiten kendi başına bir yol bulacağını düşünmüyorum. Yani o zaman ne neutrality'den yanasın ne hani videolar ve şey tarafındasın, ikisinin ortasında bir ikisinin ortasında gibi. Yani bir kere serbest olması gerekiyor. Yani ticarette benim liberal ticareti tercih eden bir insanım. Yani paranın akışı neredeyse ticaretin akışını da o şekilde bırakmak gerekiyor. Alan memnunsa, satan memnunsa ve kimseye zarar vermiyorsa insanlar ticari kabiliyetlerinin kısıtlanmamasını tercih ediyorum. Burada da öyle. Yani bir evet tabii şuna göz ardı etmemek lazım. İnternet bazında tüm şebekeler ve insanlara verilen hizmetlerin bir insanların anayasal hakkı olarak korunması gerekiyor. Yani en ufak bir bireyin bile bu erişim hakkının olması gerekiyor. Ama onun üzerine geliştirecek servislerden ücretlendirme alınmaması gibi konulara devletlerin karışması taraftarı değilim açıkçası. Doğru söylüyorsun. Peki şimdi sizin Ericsson'un benim çok sevdiğim bu tüketici raporları var. Evet. Consumer Labs'in raporları. Belli aralıklarla atıyorsunuz. Şimdi hem sormak istiyorum, birkaç şey soracağım. Birincisi bu Consumer Labs nedir, ne yapıyor, nerededir ondan sonra? Raporlar ne kadar periyotlarda çıkıyor ve hangi konularda özellikle tercih ediyorsunuz? Çünkü sizin çıkardığınız rakamlar görüyorum ki hemen prezentasyonlarda update hale geliyor yani. Ya Consumer Lab aslında yani kendi şirketim olduğu için söylemiyorum ama ben de çok gurur duydum bir çalışma. Bir kere bir bağımsız kuruluş tarafından yürütülüyor. Yani Ericsson'un yaptığı değil ama Ericsson'un anlaşma yaptığı bir kuruluş tarafından yürütülüyor. Herhangi bir etkimiz yok sonuçlara doğrultusunda. Aşağı yukarı 130 ülkede yapıyoruz bunu. Ve işte Türkiye'de yaptığımızda 1500 kişiyle birebir görüşmeyle yapılıyor. Oradaki amaç da tabii mobil geniş bant hizmeti alan, yani 3G ve ötesi teknolojilerini kullanarak hizmetini alan insanların kullanıcı eğilimlerini ve beklentilerini ölçmek istiyoruz. Ve bulunan o halihazırdaki aldıkları hizmetin kalitesini anlamaya çalışıyoruz.
ve gelecekteki beklentileri nelerdir onları anlamaya çalışıyoruz. Böylelikle de ona göre hem biz kendimize bir yol çiziyoruz hem de müşterilerimiz olan operatörlere de bakın böyle sonuçlar var. Bunları sizlerle paylaşıyoruz diyoruz. Senede bir yapıyoruz bunu tüm dünyada. Biz Türkiye'de bir istisna yapıyoruz. Yani istisna derken bu istisna belli ülkelerde yapılıyor sadece Türkiye özel değil ama özellikle 3G ve sonrasında dedik ki yani biz Türkiye'yi özel bir mercek altına alalım. Çünkü ülkeden ülkeye çok değişiyor. Yani global sonuçları paylaştığınız zaman tabii bu bir harmonize oluyor. İşte Amerika'daki insanlar da var bunun içerisinde. Doğudaki, Asya'daki insanlar da var. Herkesin kullanıcı davranışları aynı değil. Bu kullanıcı davranışları Türkiye'de nasıl, onların beklentileri nedir diye bakalım ki aslında bize daha spesifik sonuçlar getirsin ve doğru adımları atabilirim diye. Mesela bu seneki yaptığımız çalışmada, yani 2015'te yaptığımız çalışmanın sonuçlarında 2014'e göre çıkan çok enteresan bir sonuç vardı ki burada herkesin düşünmesi gereken bir sonuçtu bu. 3G ve ötesi teknolojileri kullanan insanların beklentileri müşteri hizmetleri bağında çok artmış vaziyette. Hı hı. Yani bundan önce mesela sorduğumuzda hep şebeke performansından bahsediyorlardı. Müşteri hizmetleri algısı ön plana çıkmış. Yani burada çok ciddi bir değişim var. Demek ki operatörlerin aslında dikkat etmesi gereken unsurlardan başında gelene müşteri hizmetleri olmaya başlamış. Yani nedir? Bir müşteri hizmetlerini aradığı zaman, irtibata geçtiği zaman bu illa müşteri hizmetleri kişi olması gerekmiyor. Web sayfasından bilgi almak istediğin zaman, seni yönlendirmesini beklediğin zaman doğru sonucu algılamak istiyor insanlar ki 2015'teki sonuçlarda bunu ön plana çıkarmışlar 2014'e göre. Bunlar da birçok anlama gelebiliyor. Operatörler ya da bizler ona göre oturup tabii önümüzdeki yol haritasını belirliyoruz. Ne anlama geliyor sence? Yani şebeke performansının Türkiye'de belli bir kaliteyi tuttuğu ve bu kullanıcıların beklentilerini karşıladığı artık farklılaşmanın hizmetin kalitesinde olacağı anlamına geliyor. Orada da tabii sizin katma değerli servisleriniz nelerdir? Bu bağlamda da müşteriye verdiğiniz hizmetler nelerdir? Müşteri hizmeti anlamında gibi bir sonuç çıkıyor. Aslında bu rekabeti de körükleyici bir unsur. Evet. Yani şimdi şebekenin performansı 3 aşağı 5 yukarı bir yerde tabii ki bu performansı hala farklılaştırabilir operatörler. Yani gerek tedarikçiler anlamında tedarikçilerin sağladığı imkanlarla gerekse kendi know-how ve bilgi tecrübe birikimleri çerçevesinde onu farklılaştırabilir. Ama katma değerli servisler ve müşteriler anlamında asıl odaklanmalısı gereken nokta olduğunu ortaya çıkartıyor bence. Yani o zaman yakın bir dönemde yani 4G'den sonraki dönemde katma değerli servislerin daha da arttığı ve katma kesinlikle değerli operatörlerin yeni katma değerli servisler ürettikleri bir döneme gireceğiz. Kesinlikle. Orada şunu dikkat etmek gerekiyor. Aslında geçmişte sen de biliyorsun yani çok güzel ekosistemler oluşturmuş. Evet. Biz de Ericsson işte Creaword'da yapmıştık bunları. Daha sonra diğer operatörler kendi Creaword çok güzel bir yer. Çok güzel yani. Çok yani benim yani o zamanlar Ericsson'da değildim ama çok gurur duydum bir yapıydı. Evet. Keşke devam ettirebilseydik. Keşke devam etseydik. Birçok startup'ın bugün bir okul gibiydi. Yani Türkiye'de bugün büyük anlam yükleyebileceğimiz şirketlerin birçoğu oralarda çekirdek bulmuşlar. Aynen çok, öyle. Çok keyifli. Ve ben de orada ne zaman çekim yapacak olsam çok mutlu oluyordum. Çünkü mimari olarak da çok gerçekten keyifli bir yer. Ya bunlar yok oldu. Yani biraz da aslında çuvaldızı kendimize de ya da operatörlerin kendisine de batırması gerekiyor. Yani evet, o ekosistemi tutmamız, canlı tutmamız gerekiyor. O ekosistemi yetiştirmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Doğru. Bu servisleri kendimiz yapacağız diye içimize aldığımız zaman o yaratıcılığı öldürmeye başlıyorsunuz. Çünkü yani bir kere yaratıcılık sonuçta ticari kazançla geliyor. Yani bir beklenti var. Bu insanlar startup olarak başlıyorlar, büyümek istiyorlar ve belli bir gelir seviyesine ulaşmak istiyorlar. Büyük şirketlerin içerisinde çalışan profesyoneller tabii bu kadar iştahlı olamayabiliyor. Dolayısıyla evet, o ekosistem gelişemeyebiliyor. O ekosistemi tekrar oluşturmamız gerekiyor pazarın bileşenleri olaraktan. O zaman çok anlamlı servisler üretilecektir, müşterilerin beklentileri de karşılanacaktır. Bu da çok güzel altı çizilmesi gereken şeylerden birisi oldu bence. Hani bundan sonraki dönemde ne yapabiliriz diye araştıranlar evet, için o ekosistemi yeniden ortaya koyacak yapıları oluşturmak çok önemli gibi. Kesinlikle. Yani biz şimdi mesela birçok program başlattık bu bağlamda. İşte üniversitelerle işbirliği yapıyoruz, operatörlerle işbirliği yapıyoruz. Bizler işin içerisindeyiz. Herkes kendi teknik kabiliyetlerini koyuyor. Akademisyenlerle işbirliği yapıyoruz üniversitelerin içerisindeki. Onların öğrencilerininle birlikte ya ne yapılabilir, ne geliştirilebilir buralarda, ne tür çünkü bizim insanımızın beklentileri farklı. Tabii ki yani bugün bir işte mesela şey örneği çok güzeldi. Bir WhatsApp var, bir işte Bip var bir tarafta. Gayet güzel yani bunu geliştirebilirsin. Bunun gibi daha fazla neleri yapabiliriz Türkiye'de? Ama Türk insanının yapacağı şeyler bunlar. Dolayısıyla bu ekosistemin içerisinde çalışılması gerekiyor. Çünkü biz kendi insanımızı tanıyoruz. Kendi insanımızın neler
isteyebileceğini biliyoruz. Dolayısıyla da ona dönükte katma değerli hizmetleri sağlayabiliyoruz. Benim o tarafta yalnız senden bir ricam var. Hani Ericsson'dan daha doğrusu şöyle bir ricam var. Vitesi biraz daha büyütsek de mesela Cryoworld'e benzeyen bir akademik altyapı oluştursak. Çok yani, güzel olur. Sadece bu konulara çalışan akademik insanların olduğu ve bir araya geldikleri bir ortamın oluşturulması sağlanması çok da ilginç olabilir. Fikir üretebilen, işte proje üretebilen. Bizim paydaşların bir araya gelip bunu yapması lazım. Şimdi eskiden daha kolaydı, biz tek başımıza yapabiliyorduk. Ama şu anda tek başımıza yapabileceğimiz boyutun dışına çıktı. Dolayısıyla paydaşlar olarak, yani bu demin bahsettiğim üniversite, akademisyenler ve operatörlerle birlikte bunu çok rahatlıkla yapabiliriz aslında. O iştah var çünkü. Her birinde var. Yeter ki bir araya gelelim, belki sen getirsin. İnşallah yaparız da en kısa zamanda. Orada çıkan fikirleri dünyaya satmaya başlarız. Bence öyle şeylere de çok ihtiyaç var. 5G'de şu anda hala standartlar daha bildiğim kadarıyla net belli değil. Yani 3 aşağı 80% oluşmuş vaziyette. Hı-hı. Tabii tedarikçiler çok yoğun çalışıyorlar kendi standartı. Çünkü burada biz de dahil olmak üzere hangi tedarikçi kendi standart ya da kendi teknolojisini standart olarak kabul ettirirse o kadar ticari kazanım elde ediyor. Doğru. Yani öyle bir döngü olduğu için. %80'i falan belirlenmiş vaziyette ama hala daha çok... Ne zaman bitecek? Yani 5G şeyi ne zaman? Yani 2000, ne zaman benim beklentim 2020 gibi ticari olsun. Anlamda şebekeler olur. Yani önümüzdeki sene itibariyle, şu anda da var, önümüzdeki sene itibariyle de Amerika gibi gelişmiş ülkelerde 5G kullanılmaya başlayacak. Ama daha standartların tam oturması ve tüm dünyada yaygın bir şekilde kullanılıyor olması 2020'yi bulacaktı ticari anlamda. Çok teşekkür ederim. 4G daha yeni. Hani 5G'ye hemen geçmenin böyle çok şey yok. Sizin tarafta yok da tüketici olan bizim tarafta beklenti 5G, 6G ne olursa olsun devam etsin yani. Gelsin, evet. Beklentimiz hala buzdolabı şey bittiği zaman, muz bittiği zaman evet. Muz ısmarlıyor. Sipariş versin, ben eve geldim muz olsun. Onun olmasını tercih ederiz. Evet. Peki o tarafta IoT teknolojisinde bir şeyler yapıyor musunuz Ericsson? Çok şey yapıyoruz tabii. Yani bizim şimdi Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ve oradaki operatörler de başta olmak üzere beraber kurduğumuz laboratuvarlar var. Bu laboratuvar çalışmalarının hepsi sadece o ülke için değil, ondan sonra dünyanın diğer ülkelerinde kullanılabilecek IoT teknolojilerini üzerinde çalışıyor. Ama tabii Amerika çok büyük ve derin bir pazar olduğu için öncelik oraya verilmiş vaziyette. Yani dediğim gibi onlar 2017 yılında 5G yatırımlarına başlıyorlar. Yani belli standardı beklemeden de. Dolayısıyla IoT'yi çok ön plana çekmiş vaziyetteler. Orada yapılacak olan her şeyi dünyanın diğer taraflarında da replike edebilecek. Dolayısıyla da o yatırımları biz de onlardan birlikte yapıyoruz şu anda. Sadece onlarla değil diye.